Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Son dersimizde hatırladığım kadarıyla standart kontrollerden bahsetmiştim. Visual Basic üzerinde formlarımızda kullanabileceğimiz ne gibi bileşenler var? Hazır bileşenler nelerdir? Bunları tek tek sizlere anlatmıştım. Bu dersimiz itibariyle de veri tabanı işlemlerine geçeceğiz. Visual Basic üzerinde veri tabanı bağlantısı nasıl sağlanır? Veri tabanı üzerine nasıl kayıt eklenir, nasıl silinir, bunları tek tek anlatacağız. Hemen yeni projemizi oluşturarak dersimize başlayalım. Evet, veri tabanı oluşturmak için Visual Basic'in kendi hazır programını kullanacağız. Bu programa ADD ins menüsünden Visual Data Manager'a girerek ulaşabiliyoruz. Visual Data Manager'ın anlamı görsel data yöneticisi. Görsel veri yöneticisi yani. Evet, tıkladığımızda böyle bir pencere geldi. Buradan da tekrar File menüsüne geliyoruz. New seçeneğinden Microsoft Access versiyon 7.0 MDB seçiyoruz. Hemen oluşturulacak veri tabanının nereye kayıt edilmesi gerektiğini bize soran bir pencere geldi. Buraya veri tabanı ismimizi ve yolumuzu belirledikten sonra kaydediyoruz ve veri tabanımız kaydedilmiş oluyor. Daha sonra Database Window penceresi üzerinde sağ tıklayarak New Table yani yeni tablo onu tıkladık. Tablo ismi verelim bir tane. Veriler olsun. Daha sonra File List var. ADD File'a tıkladık. Örneğin ad olsun. Soyad ve telefon olsun. Bu arada isim verdiğimiz yerin hemen altında Type seçeneği var. Buradan da o değerin türünü belirleyebiliyoruz. Okey dedim ve close diyerek kapatıyorum. Daha sonra bunu ADD index tıklayarak bu şekilde yapıyoruz. Bu indekse de bir isim veriyoruz. Bunu DB diyelim. Okey, close. Ve son olarak build the table. Tabloyu derle seçeneği, tabloyu toparla seçeneğine tıklıyoruz ve tablomuz kullanılabilir hale geldi. Şimdi tablo ismimizin bulunduğu yere tıkladık. Test edeceğiz. Hemen ADD butonuna tıklıyoruz. Şu anda yeni bir kayıt girebiliriz. Update dedim ve kaydımız tamamlandı. Bir tane daha kayıt ekleyelim. Bunu da update dedim. Şu anda bakın 2'de 1 diyor. İki kaydın içinden birincisini görüntülüyoruz. Tıkladım, ikinciye geçti. Yani sorunsuz bir şekilde veri tabanımız üzerine kayıt yapabiliyoruz. Hemen close diyelim. Kapatıyoruz. Şimdi ise bu veri tabanımızdaki kayıtları formumuz üzerine nasıl gösterebiliriz? Ondan bahsetmek istiyorum. Hemen sol tarafa geçiyoruz. Bileşenlerimizin olduğu bölüme. Buradan bir tane data bileşenini ekliyoruz. Ve bir de MS Flex Grid bileşenini ekliyoruz. Bileşeni kayıtlar arasında gezinti yapmamızı sağlayan bir bileşendir. Gördüğünüz gibi ileri geri oklar var. Bunlar ilk kayıt, son kayıt, bir sonraki, bir önceki kayıt gibi gezinti işlemlerini sağlayan butonlar. Şimdi bunun üzerine tıklıyorum. Sağ tarafta Properties yani özellikler panelinde Database name'i buluyorum. Onu tıkladım.
Veri tabanımızı masa üstüne kaydetmiştik. Onu seçiyoruz. Data.mdb aç dedim. Ve en alta geliyoruz. Burada da record search kısmında tablo adımızı seçiyoruz. Şimdi MS FlexGrid'e geldim. Burada da yukarıda data search var. Onu seçiyoruz. Data 1 buraya eklemiştik. Onu seçiyoruz. Evet, şu anda verilerimiz gözükmeye hazır. Hemen çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi veri tabanına girmiş olduğumuz kayıtlar eklediğimiz bileşen üzerinde gözüktü. Şu anda buna üzerinde oynama yapamıyoruz. Ancak özelliklerini değiştirerek bunu da sağlayabiliriz. Hemen şunu kaldırayım. Şimdi de metin kutuları üzerinde gözüksün kayıtlarımız. 3 tane metin kutusu ekliyoruz. Bu şekilde. Şimdi en üstteki adının gözükeceği metin kutusuna tıkladım. Buradan data search kısmına geliyorum. Data 1'i seçtim. Daha sonra Data File bölümüne geliyorum. Buradan da hangi veri gözükecekse onu seçiyorum. Adı seçtim. Alttakiler için de aynı işlemi yapıyorum. Bunu da telefon olarak seçtim. Hemen çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi ilk kaydımız gözüktü. Data 1'i kullanarak sonraki kayıt üzerinde giderek gezinti yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, veri tabanı işlemlerimizin birinci bölümü bu kadar. Bir sonraki derste de bu kayıtlar üzerine yeni bir kayıt nasıl ekleriz form üzerinden onlara değineceğim. Diğer derse kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.